Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Koşu Anlattık serimizde bugünkü bölümümüz maraton ve ötesini koşmak. Hepinizin de çok yakından takip ettiğiniz ve sevdiğiniz iki konuğum bizlerle. Ayhan Esen ve Fatih Topçu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Hemen hızlıca kendilerini tanıyalım. Önce Ayhan Esen kimdir? Ayhan Esen atletizm antrenörü, ultramaratoncu. Yolda, asfaltta, farklı mesafelerde, yarım maraton, maraton ve dağ koşularında koşan bir koşu sevdalısı diyelim. Ve aynı zamanda? Ve aynı zamanda Art of Run kurucu antrenörüyüm ben. Tabii farklı disiplinlerle de ilgileniyorum. Ama odaklı olduğum konu koşu diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Fatih Topçu kimdir? Biz çok iyi biliyoruz ama bir de kendisinden duyalım. Evet, ben de Asla Durma YouTube kanalının kurucusu. Ironman mesafelerinde triatlon yapan, dalış yapan, ultramaratonlar koşan bir sporcuyum. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz öncelikle ikiniz de. Şimdi önce Ayhan senden bir başlayalım. Bir beyaz yakalıydın. Ne oldu da ben bir anda koşuya odaklanacağım, koşucu olacağım dedim. Biraz bu hikayeden biraz bahseder misin? Yani aslında biraz tabii Türkiye'de yaşamların içinde spor hareket biraz az. Yani yaşam kültürü olarak benimsemiyoruz. Biraz yaşamlarımızın içine çok katmıyoruz ama işte özellikle iş hayatına başlayınca hareket ciddi anlamda azalıyor. Ben de özellikle çok mesaili, yoğun bir çalışma hayatım vardı. Dış ticaret, lojistik uzmanlık alanım. Tabii haliyle yıllar geçtikçe o kilolar yavaş yavaş katlanmaya, ilerlemeye başladı. Neredeyse obezite diyebileceğimiz aralıkta böyle üç hanelere yaklaşmıştım açıkçası. Sonra zaten böyle ara ara küçük küçük koşuyordum. İşte biraz hareket vardı, basket vardı ama bundan uzak kalmıştım son dönem. İşte kilolar da alıp başını gidince bir de bir küçük böyle bir nasıl diyeyim bir boşanma yaşadım. Onun da böyle verdiği nasıl diyeyim bir mental yorgunlukla diyelim. Bu şekilde biraz yürüyüşü, koşuyu arttırayım istedim. Şöyle aslında beyaz yaka olduğum dönemde başladı. Sonrasında aslında o çalışma hayatımı, kurumsal çalışma hayatımı terk ettim diyelim. Tabii bir 22 sene kadar beyaz yakaydım tabii. Yaklaşık bunun bir son 2-3 senesinde özellikle koşuyu yoğunlaştırdığım dönem ikisini bir arada götürdüm. Sonrasında neden ben bunu hani mesleğe çevirmiyorum dedim ve bir koşu grubu kurdum. Evet evet. Art of Run kurucu antrenörüyüm. Evet. Onda hazır buraya gelmişken şeyi de soracağım. Şimdi Türkiye'de birçok artık ya bu koşunun da gelişmesiyle bir sürü koşu grupları var. Bu koşu gruplarıyla beraber gerçekten ilgi de inanılmaz bir şekilde artmaya başladı. Sence böyle koşu gruplarıyla beraber bu koşunun gelişimi hakkında sen neler düşünüyorsun? Mesela birazcık da önce aslında bir Art of Run'dan da bahsedersen izleyicilerimiz onları da bir öğrensinler. Tabii Art of Run yaklaşık 4 seneyi geçti şu an kuralı. Aslında daha önce de tabii antrenörlük yapıyordum ama bu oluşumun artık bir büyüdüğünü ve işte bir hani kimliğe kavuşma, kimlik alması gerektiğini düşünerek Art of Run'ı kurdum. Şu an yaklaşık bir 45 kadar sporcum var. Hepsi genelde beyaz yaka baktığımızda. Hani, onlar da senin gibi uzun mesafeyi mi seviyorlar yoksa arada kısa mesafeyi her seviyeden, mi? Her seviyeden koşucu var. Yani başlangıç seviyesi de var. Yürü koş yapan sporcularım da var, danışanlarım var. Tabii baktığımızda 100 mil, 100K gibi işte dağda ya da yolda antrenman koşan, yarış koşan sporcularım da var. Çok farklı seviyelerden sporcularım var haliyle. Tabii koşu Türkiye'de çok hızlı gelişiyor. Aslında koşu da değil baktığımızda tüm sporlar. Spora ilgi gittikçe artıyor bu wellness tarafı, işte iyi gözükme hali. Hani bunları insanlar her gün, gün geçtikçe daha çok ilgi gösteriyorlar. Tabii bunun da verdiği ivmeyle en çok aslında gelişen koşu oluyor. Bence koşu gruplarının da artmasıyla herkes de birbirini tetikliyor aslında. Güzel bir yere doğru ilerliyor. Aslında koşuya olan ilginin artması da bence hani ekipman ihtiyacının az olması ya da belli bir oyun alanına ihtiyaç ya da bir zorunluluk olmaması. Birazdan o tarafa geleceğim. O ekipman deyince orada ekipmanlar artacak yani. Kesinlikle. Yani baktığınızda bir şort, bir tişört, işte bir ayakkabı çıkıyorsunuz, koşuyorsunuz. Bitti gitti hani ve de en aslında şöyle diyeyim hani dediğim gibi işte spor hayatlarımızı almadığımızdan biraz o kilolar alıp başını gidiyor ve en çok kaloriyi yakabildiğiniz, en hızlı yakabildiğiniz spor da koşu. Öyle olunca daha çok koşuyla başlıyor insanlar ve bence
bunun bu kadar hızlı, baş döndürücü bir hızla gelişmesinin altındaki en büyük neden de bu. Tabii koşu gruplarına dönecek olursak da koşu grupları da aslında yavaş yavaş dönüşmeye başladı. Bu odakta başlayıp biraz daha insanlar böyle limitlerini zorlayıp derecelerimi iyileştirebilir miyim, daha uzun ne koşabilirim ya da daha iyi neyi koşabilirim, daha iyi neyi yapabilirim noktasından hareketle kendilerini biraz daha da geliştirmeye başladılar. Ve daha çok bu işe vakitlerini, eforlarını koymaya başladı. Ve koşunun içinde olan branşları da aslında bir yandan da tetiklemeye de başladı bu koşu grupları. Koşuyla başlayıp başka branşlara doğru da geçiş oluyor. Bisiklete geçiş oluyor, yürüyene geçiş oluyor, trekkinge, hikinge, yani baktığımızda aslında fotoğraflarda yani bir dağılım var. Aslında koşu deyip yani doğru. Geçmemek lazım, bayağı çeşitlilik, içinde çeşitlilik barındıran bir spor. Burada hemen diğer konumu da hemen tanıyalım. Kendisini de ben de izlediğim kadarıyla o da eski bir beyaz yakalı. Abi Fahad, sen nasıl karar verdin? Önce YouTuber olmaya mı karar verdin, yoksa önce ben bir spora bir bakayım, buradan sonra mı YouTuber olayım diye karar verdin? Biraz senden dinleyelim. YouTuberlık geçmişi 2001 yılında ben aslında Türkiye'nin ilk spor haber sitesi olan ajanspor.com'u kurdum. Orada kod yazıyordum sadece, yani spor haber sitesi ama haber sitesiydi sonuçta. Ondan sonra 2013 yılına kadar onun başındaydım. 2013 yılında onu bir markaya sattık ve sonrasında benim daha çok boş zamanım oldu. Çünkü o markada ben genel müdür olmaya başladım. Orada yani düzenli olarak gittiğim bir işim oldu. O zaman oldu. Öbür türlü ben evimde, ofisimde rahat rahat çalışıyordum. Bu sırada ama ben bir motosiklet kazası geçirdim. Geçmiş olsun. Ciddi bir 2007'de işte leğen kemiğim kırıldı. Sol kolumda parçalı kırık oldu. Sol gözüme işte antifriz suyu geldi. İşte görme kaybı falan oldu. Sonra onlar düzeldi. İşte o dönem bir yüzmeye başladım ben. İşte doktor bana bir yüzmen lazım dedi. Ama öyle bir teknikle falan değil. Sadece giriyordum, yüzüyordum. Sonra bu arada tabii kilo da aldım bu kazadan sonra. Sonra dağcılığa başladım. Bu satış işleminden sonra işte Saran Holding'deydim. Orada işte hafta sonları dağlara gitmeye başladım. Bir süre sonra da işte hayatıma değişik bir şeyler olması gerektiğine inandım. Çünkü dağcılıkta monoton bir şey yapıyorsunuz. Evet, Türkiye'deki bütün dağları hemen hemen tırmandım. Ağrı Dağı'na iki kere tırmandım. Yurt dışında ekspedisyonlara katıldım. Ama dedim değişik bir şeyler lazım. İşte buradaki önemli nokta, her an hayatınız değişebiliyor. Benim de işte 15 dakikada hayatım değişti. Bir TEDx konferansına gittim. Orada bir tane kız çıktı. Anlattı işte. Dedi böyle böyle yapıyorum dedi. İşte şu kadar bisiklete biniyorum, bu kadar yüzüyorum dedi. Ironman oluyorum dedi. Dedim çok havalı bir şey. Benim de yapmam lazım bunu dedim. Oradan çıkarken ben Ironman oldum aslında. Yani ben koşmak için başlamadım. Ben Ironman olmak için koşuya başladım burada. Çünkü benim ondan öncesinde ne bir koşu geçmişim, ne bir işte bisiklet geçmişim. Yüzme zaten işte o kazadan sonraki yüzme şeyi var. Sonra gittim araştırdım. Ironman ne demek dedim. Bir baktım 3.8 kilometre yüzüyorsun. 180 kilometre bisiklete biniyorsun. Sonra da 42 kilometre koşuyorsun. Emin misin dedin mi o an? Dedim bu kız yapmış bunu. O zaman ben de yapayım. Yani bu yapmışsa ben de yapabilirim herhalde dedim. Tabii o kız çok eskiden beri yaptığı için ve kızın anlattığı aslında half Ironman. Miş ama ben Ironman bölümünü ben aldım. Sonrasında dedim ben bir o zaman bir yarışa katıldım. Hayatımda bir yarışa girmemişim. İşte bu 2014 Kasım ayında oluyor bu olay. Ve 2015 Mart'ta da Rantalya var, geçtiğimiz zamanlarda koştuğumuz. Rantalya'ya gideyim orada bir koşayım dedim. Bir yarışa gireyim. Baktım mesafelere 10 kilometre. İlk koşu yarışım mıydı o? İlk koşu yarışım. 10 kilometre var, 21 kilometre var, maraton var. Dedim benim yarışın içinde maraton var. Oraya kadar gideceğim, masraf da yapacağım. Gidin ben orada maraton koşayım o zaman dedim. Çok mantıklı bir şekilde. Şu anda kimseye önermiyorum tarafını. Ondan sonra neyse hazırlıklarıma başladım. İşte 5K koştum, 10K koştum, bir yarım maraton koştum. Sonra gittim orada. 3 saat 59 dakikada sub 4 bir çok maraton koştum ve rahat da koştum çünkü benim dağcılıktan çok tecrübem var. Vücudumu tanıyorum. İşte biz dağcılıkta sırtımızda çantayla 13 kilometre 13 saat şey yapıyoruz. Ekspedisyon yapıyorsun ve dağcılıkta en büyük şey şu. Geri de dönebilmen lazım. Yani bittiğin noktayı daha önceden bilmen lazım ki dönebilmen lazım. Yoksa daha sıkıntılı şeyler yaşayabiliyorsun. Sonrasında dedim oluyor. O zaman ben dedim şey yapayım. Triatlona yöneleyim, bir antrenör bulmam lazım dedim. Aradım internette işte İstanbul Triatlon yazdım. İstanbul Triatlon Spor Kulübü çıktı. Konuştuk oradaki şeyle arkadaşlarla. Dedi sen bize uzaksın dedi. Sana yakın antrenörlerimiz var dedi. Kim var dedim. Birini söyledi. Sonra dedi Bahar Saygılı var dedi. Dedim ben onunla çalışacağım. Çünkü benim o TEDx konferansında dinlediğim kız Bahar Saygılı'ydı. Öyle mi? Aynen. Direkt beni aradı dedim. Ben senin yüzünden başlıyorum.
ve bana antrenman vermek zorundasın diye direkt konuya girdik ve o arada selam olsun. Aynen 3 sene onunla çalıştım ve orada işte Half Ironman diye bir şey olduğunu öğrendim. Ve Türkiye'de de ilk defa yapılıyordu 2015 yılında işte Belek'te. Ironman Türkiye'nin ilk senesiydi. İlk sene öncesinde tabii federasyon yarışlarına gittik. Orada bir deneyimler kazandık. Sonrasında Half Ironman yaptım. 3 sene sonra Tallinn'de Full Ironman'imi yaptım. Çünkü bu tecrübe ve vücudun spor geçmişi olması gereken bir mesafeler. Bu sırada da ben işte iş yerimden ayrıldım. Son bir senemiz vardı. Benim zaten 3 sene... Bu zamana kadar ama hep aynı zamanda beyaz yakalıydı değil mi? Bunları anlattığın döneme kadar. Ve son senesinde artık dedim, zaten benim 2 senelik sözleşmem vardı. O 3 seneye uzamıştı. Karşılıklı artık yeter dedik. Çünkü 15 senedir aynı işi yapıyordum. Ve dedim son 2 ay, 3 ay falan sadece antrenmanlarıma yoğunlaştım. Ve o sırada YouTube'u izliyordum. Oradaki işte yurt dışındaki influencerları izliyordum. İşte orada YouTuber'ları. Ve dedim bunun aynısını ben Türkiye'de spor özelinde yapayım. Çünkü öyle bir sporda bir şey yapan kimse niye yapmıyorum yoktu. Dedin? Aynen. Çünkü benim işte dediğim gibi yayıncılık geçmişim vardı ajans spordan. Ben hep bütün premierleri falan hepsini biliyordum zaten. Fotoğrafçılık kursuna gitmiştim. Ekipmanlarım da vardı bu arada. Ben o zaman ben buna başlayayım dedim. 2016 yılında Haziran ayında ilk videomu çektim. Ve sonrasında da mis gibi gelmeye başladım. Vallahi iyi ki gelmişsin bu arada, ciddi söylüyorum. Yani şu anda da görüyoruz yine koşu ve YouTube üzerine bir sürü YouTube çekenler ve Instagram'da olan influencerlar var. Hepsine örnek oldun. Hatta bize bile örnek oldun. Gerçekten biz de senden bayağı bir ilham aldık. Abi kanal nasıl gidiyor YouTube kanalın? Bu ara birazcık daha çok fazla videolar görüyoruz. Bu konu hakkında birazcık bizlere bahseder misin? Evet, bu dönem bir sakatlandım ben. Bu da biraz asla durmaya yaradı aslında. Yani koşamıyorum. Bir ufak bir stres kırığı yaşadım. Geçen sene çok yoğun bir yarış temposundan sonra biraz ara vermek lazımdı. Ben onu biraz yapamadım. İşte o dengeyi kurmak lazım. Ve şu anda öyle bir es vermiş durumdayım. Bu da işte dediğim gibi işte Asla Durma'daki podcastlere yaradı, içeriklere yaradı. Çünkü zaman ayırabilmek lazım bu YouTube kanalına. Yani ben çıkın bir tane video çekeyim de biraz olacak şey değil. Yani onun düzenli olarak yapılabiliyor olması lazım. Ki dediğim gibi ben 1200-1300 tane falan video çektim bu 9 senede. Ve bu da işte belli bir zaman ayırmak. Yani ben bunu işimle beraber yapayım denilecek bir şey değil aslında. Bu tamamen buraya fokuslanmak lazım. Ben de buraya fokuslandığım için yeni gelişen bu dünyada aslında biraz daha koşunun, bisikletin, triatlonun öne çıkmasıyla beraber kanalda güzel yol alıyor. Bu arada ben sana bir söyleyeyim mi? Tamam, bu dönem biraz daha yoğun oldu diyorsun. Bence yoğunluğun hep de aynı devam etti. Yani sakatlanmadan önce de gerçekten ciddi anlamda hem bu kadar antrenman yapıp hem bu kadar yarışlara katılıp hem de bu kadar çekim yapıp bir de bunları montajlayıp bizlere yayınlaman yine bence aynı tempo devam ediyordu. Yani hiç fazla çok da bir şey değişmedi yani. O yüzden tekrar takdir ediyorum. Bir de seninle daha bir önceki sorularda dedik ya. Abi koşarken çekim yapmak gerçekten yani nasıl bir duygu? Bir de şimdi ben bildiğim için böyle yavaş tempoda koşmuyorsun. Yani görüyorum da hem hızlı koşuyorsun hem de çekim yapıyorsun. Bunlar nasıl oluyor? Yani biraz da bunlardan bahseder misin? Tabii bir tane ödül töreninde öyle olmuştum. Ya bende iki tane kamera var. Bir tane kameranı arkadaşa vermiştim ödül töreni sırasında. Ben ödül almaya çıktım o sırada. Kameraya şey demişler, adam hem koşuyor hem bir de ödül alıyor falan burada demişler. Bazı yarışlarda diyorsun ya, arkadaşlar bu yarışlarda kamera çekime izin vermiyorlar diyorsun ama bir şekilde yine o bir yerlere giriyor. Tabii. Hep de şeyi söylüyorlar, sen kamerayla çekmesen daha performanslı gidebilirsin diyorlar. Bence çok öyle değil işte, ben o kadar çok alıştım ki bununla koşmaya. Evet, mutlaka daha performanslı gidebilirim ama o kadar çok zevk almam. Çünkü ben buradaki o içeriği yapmaktan da zevk alıyorum. Evet, koşmak da ya da triatlon yapmak, bisiklete binmek zevkli bir şey ama benim hem işim bu olduğu için hem de zevk aldığım şey bu olduğu için aslında onu yapmak bana ayrı bir motivasyon sağlıyor. Sadece bildiğim üzere Ironman yarışlarında çok fazla yarışırken çekim yapmıyorsun. Zaten onda izin vermiyorlar değil mi? O yasak zaten. Orada birilerinden destek alıyorsun. Aynen, veya öncesi sonrası. Dışarıdan destek alıyorum. Bir kere Türkiye'de çektim onu. O Türkiye Ironman ona izin verdi. Çünkü güvenlik açısından işte orada telefon da taşıyamıyorsun, kulaklık da takamıyorsun, kamera da taşıyamıyorsun tabii ki. Bir tek orada öyle yapmıştık ama onun dışında ultramaratonlarda, maratonlarda, yani bisiklet yarışlarında, Gran Fondo'larda, onlarda serbest. Ya çünkü oradaki anı görebilmek başka bir şey. Yani o bisiklet yarışındaki o tempoyu görmek farklı bir şey. Ya da işte koşuda
İnsanlar çok merak ediyorlar, nerelerde koşacağız acaba diyorlar. Ben öncesinde gidiyorum, o parkurda koşuyorum ve insanlar o aslında kafalarındaki soru işaretini biraz bitiriyorum ve kendine cesaret alıyor adam ve orada gelip rahat rahat koşabiliyor. Hatta bazı yarışlar için gerçekten şey bile oluyor, yarış öncesi yarış briefingi veriliyor ya, ona bile gitmeye gerek kalmayan yarışlar oluyor vallahi seni izledikten sonra. O yönden tekrar teşekkür ederim. Hatta şey bile oldu dedi yani, arkadaş şey dedi, abi dedi bir yerden geçiyorduk da dedi, orada ben gülmeye başladım dedi. Çünkü o videoda orada bir espri yapmıştın, o espri aklıma geldi dedi. Vallahi ben şu an mesela Gelibolu'nda senin o videondan gördüm, o dönüş noktasına bir an evvel gitmek değil istiyorum. Aynen. Muhteşem manzara yani, bunu bile senin o kanalından gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Bir de bir şeye geleceğim. Daha demin bir yarış öncesinde hazırlanma sürecinde geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. yılındı ve sen de bu 100. yılda 100 kilometre koştun. Yani bu bir yarışa hazırlık içinde aslında, ama tabii ki yine senin de o 100. yılın verdiği bir coşkuyla coşku vardı, böyle bir koşmak istedim. Bu süreçten de bir de bahseder misin? Tabii. Yani aslında işte böyle bir Ekim ayının başında, yani daha önce hep kafamda vardı bu koşu, ama Ekim ayının başında Cumhuriyet için biraz böyle kutlamaların zayıf geçeceği endişesi ya da işte çok böyle bir şey yapılmadığını görmek biraz beni tetikledi. Özellikle öncesindeki yarışlarımı biraz yavaş koştum. Böyle yarış yarış koşmadım, hani antrenman havasında koştum diyelim. Ve işte ufak ufak hazırlığını yapmaya başladım. Kafamda böyle bir şekillendirdim çünkü bu mental hazırlık da gerektiriyor. Fiziksel olarak hazırlığım çok çok fazla yoktu. Çünkü hani sonuçta böyle bir 40-50 kilometreler asfaltta antrenmanlar yapamadım o dönemde. Biraz sezonun sonuna geliyordu ve biraz aslında antrenmanlarım düşüşteydi. Ama bunu her türlü yapacağım dedim. Bir de çok güzel parkurda yaptın. Yani gerçekten İstanbul'un en güzel koşu parkurlarında yaptın. Caddebostan. Ve desteğin hiç bitmedi doğal olarak. Sağ olsunlar, Artofran'dan ekip arkadaşlarım, ekip üyeleri geldiler, desteklediler, CP kurdular. Evet. O noktadan bayağı destek aldım su beslenme şeklinde. Ben şeyi düşündüm orada Caddebostan'da. Mesela gidiyorsun oraya, oturmuşsun kız arkadaşınla, böyle bakıyorsun sürekli önünden biri koşuyor. Değil mi? Aynen öyle. Sabahtan akşama kadar gidip geliyor böyle. Böyle bir durum var. Müthiş bir projeydi. Ya ben de mesela geçtiğimiz yıl hakikaten hep şey diye dedim ki, Cumhuriyetimizin 100. yılında ben bu Ironman'de, ilk Ironman'ın 100. yılda yapacağım dedim. Gerçekten o coşkuyla o yarışa katılmak, senin de o coşkuyla... O gün de Ironman vardı evet, galiba. Aynı gün Ironman vardı. Bana da çok ulaşan oldu. Cumhuriyetin 100. yılında ilk Ironman'imi koşuyorum diye. Biz de senin enerjinle Iron Man'i çok yüksek, yani güzel bir şekilde koştuk. Çok güzel düşünmüşsün gerçekten. Tebrik ederim. Tebrik edenler de oldu. Buraya ben de yine bir şey sordum. Half Iron Man. Half Iron Man, doğru. Türkiye'de şu an sadece Half yani Iron Man yapılıyor. 70.3. Half ve başka bir şey. Ağız alışkanlığı oldu yani, böyle gidiyor. Fatih, bu arada senin Türkiye'de en sevdiğin koşu ve bisiklet parkları hangisi? Yani Marmaris inanılmaz güzel bisiklet için özellikle. Zaten kamplar yapılıyor, yarışlar yapılıyor. Şimdi orada ultra maratonlar da yapılacak. Orada bir tane önümüzdeki sene öyle planlar var. Marmaris'te mi? Marmaris'te aynen. Onun dışında yani Türkiye'nin her yeri inanılmaz güzel. Ben işte yurt dışında da koştum. UTMB'de de koştum OCC parkurunu. Ama Türkiye'deki parkurlarla hiçbir farkı yok. Yani burada da hepsinin bütün güzelliği burada alabiliyorsun. İşte İznik'te koş, gölün çevresinde, ne bileyim, Kapadokya zaten İnanılmaz. Yani o yarış dünyanın en güzel. Senin favori maratonun var mesela. Erçin, şu maraton benim hakikaten favorim. Her yıl koşarım dediğin maraton var mı? Yok. Ben çünkü artık bizim yarışımız için de maraton olduğu için ayrı bir maraton koşmak çok bize şey gelmiyor. Yani çünkü onun hız farkı çok. Yani sadece maraton koşmak, onun antrenmanı daha başka. Biz Ironman için de belli pace'lerde gidiyorsun. Evet, bizim yarışın içinde de var o maraton ama sadece maraton olması çok farklı bir dünya. Ben ama İstanbul Maratonu da iki kere koştum. Antalya'yı da koştum. Önümüzdeki sene Antalya'yı bir daha koşacağım çünkü benim 10. yılım olacak orada. İşte oraya bir daha koşmak istiyorum mesela. Yani Türkiye'deki maratonların da hakkını vermek lazım ki burada güzel bildiğin kişilerle beraber koşmak ve o desteği de oradan alıp sonra yurt dışında bunu deneyimlemek daha güzel. Çünkü her an başına bir şey gelebilir bu yarışlarda. Yani bilincim bile kaybolabilir. Var öyle vakalar. Fatih, şunu diyenleri duydum ya. Daha önce Ironman 140.6'yı yapanlar diyor ki, bence diyor sadece maraton koşmak daha zor olabilir 140.6'dan diyor. Çünkü oradaki tempoyla diğer temponun hiçbir alakası yok diyor. Yani hakikaten ben 140.6'da bu kadar zorlanmadım dedi bir arkadaşım.
Vallahi dedim hani ben o duyguları yaşamadım. Çünkü belli bir nabza çıkmıyorsun işte. 140 nabız ortalamasıyla gidiyorsun. Ama half Ironman çok daha zor olabiliyor. Olimpikler, sprint yarışları inanılmaz zor. Yani ben hatta dünya şampiyonası da yarıştım. Geldim Gelibolu'da 10K koştum. İnanılmaz bir şey. Dördüncü oldum orada. Genel dördüncü ama bitmeyecek sandım yani. Abi madem böyle büyük mesafeleri konuşmaya başladık. Hılca sana şey soracağım. Spartathlon'a gideceksin. Daha önce de söyledin. Bunun hazırlıkları nasıl gidiyor? Bir de geçen yıl Spartathlon nasıldı? Bu sene seninle bu çekim öncesinde de konuştuk. Bir kalabalık gidiyoruz dediniz. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Evet. Yani şöyle, Spartathlon'un hazırlıkları tabii kolay olmayacak. Yani 246 kilometrelik bir yarıştan bahsediyoruz. Atina'dan Sparta'ya koşuluyor. Bir şehirden bir şehire. Korint kanalı geçiliyor. İşte 160. kilometre olacak yanılmıyorsam. Dağın zirvesine çıkılıyor. Oradan iniliyor. Yani böyle bir 3000 metre kazanımı var. Hiç bilmeyenler için Spartathlon kaç kilometre? 246 kilometre. Kaç elevasyon yükselti var? 3000 metre yokuş. Bir şey değilmiş kazanım var. Ama işte o yorgunluklarla artık hani bir de biraz CP arası geçişler. Yani her CP'nin bir cut-off'u var. Limit süresi var. O sürenin içinde geçmiş olmak durumundasınız. Eğer o sürenin içinde yetişemiyorsanız diskalifiyesiniz. Yani yarıştan finish'e gidemiyorsunuz. Yarıştan eleniyorsunuz. Tabii haliyle hızlı bir yarış. Yani yavaş koşamıyorsunuz çok fazla. Öyle çok tabii ki mutlaka nefeslenirseniz belki küçük uykular çekersiniz. Ama power nap diyoruz ona. Belki işte 5-10 dakika, 15 dakika, 20 dakika neyse. Ama hani bunu çok uzatamazsınız. Çünkü CP'ler arası dediğim gibi limit süreler var. Tabii haliyle çok hızlı akması gereken bir yarış. Bunun hazırlığı da kolay olmuyor. Önce dayanıklılık yüklemek gerekiyor vücuda. Sonra biraz da tempolanmak gerekiyor. Ama özellikle yarışa, starta sağlıkla ulaşabilmek aslında en zor olanı. Çünkü hazırlık süreci çok meşakkatli, çok yorucu. Çift antrenmanlar, belki işte belki gece de özellikle uykuyu adapte etmek adına, uyku açığına gece koşulları. Çok farklı hazırlık yöntemleri bu var. Sene, mental olarak da hazırlamanız gerekiyor. Bu sene kaç kişi gidiyorsunuz siz Türkiye'den? Bu sene 5 kişi asil kurada çıktı. Bir kişi ben vardım, direkt katılımla giden. Bir de yurt dışından gelen Türkler de var değil mi? Diğer yurt ülkelerden gelen Türkler var. Aynen, Türk bayağı ortasında geçiyor gerçi onlar da yine. Büyük ihtimalle yedekten de 2 kişi eklenecek. Yanılmıyorsam 8 kişi olacağız. Artık sohbetimizin böyle yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Aslında bizim için en önemli, her bölümde de sorduğumuz soruların başında olan. Bildiğiniz üzere bizim ASICS'in mottosu Sound Mind, Sound Body. Ya bu prensibi benimseyen bir markayız. Ayhan, sana önce soracağım. Spor senin hayatını nasıl değiştirdi, nasıl iyileştirdi? Bize bunlardan bir kısaca böyle hızlı bir bahseder misin? Sonra aynı soruyu Fatih'e soracağım. Tabii yani çok çok olumlu değiştirdi. Hani baktığımızda ben sohbetin başında da bahsettiğim gibi obeziteye giden bir vücudum vardı. İşte biraz mideden problemler yaşıyordum haliyle. Mide sağlığım kötüydü. Bir taraftan uykular bozuktu, tansiyon yüksekti, vücut görüntüsü kötüydü baktığında hani çünkü yani yuvarlak bir insan görüyordun orada, bir vücut görüyordun. Bunların hepsi düzeldi. Şu an çok sağlıklı hissediyorum, çok iyi hissediyorum. Bir taraftan tabii bu mentale de yansıyor yani fiziki... Özgüven anlamında mesela en başta. Fiziki güzellik tabii yani özgüven anlamında olsun, odaklanma anlamında olsun. Bir taraftan orada spor yaptıktan sonra salgılanan hormonlar, o genel iyi hissiyatın, yani çok çok daha bunun ötesi de var ama bahsettiğimde özetle çok olumlu yani güzel bir şey. Çok klişe bir cümle, anlatılmaz yaşanır tabiri ama kesinlikle. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Fatih, sende neler oldu? Yani Ayhan'ın söylediklerine ek olarak bir sürü yeni insanlarla tanışıyorsun. Gerçekten mutlu bir hayatın olmaya başlıyor. Kesinlikle. Ve bu şey için değil yani, biz evet uzun mesafede Ironman koşuyoruz, 200 kilometre koşuyoruz. Bunları yapmak için 5 kilometre de yeter, 10 kilometre de yeter. Yani çıkıp hareket etmek, önemli olan bu. Hareket etsin insanlar, o vücut onu aldıktan sonra zaten devamı geliyor. Gelmeye de bilir. Sadece hayatın sadece 5 kilometrede koşabilirsin. Ondan da o finişten geçmek ya da yarışmayabilirsin. Bisiklete binip sadece oraları Marmaris'te böyle bir tur atabilirsin. O bile senin hayatını gerçekten değiştiriyor. İlla büyük hedefler koymaya gerek yok. Elbet çok güzel yerlere geliyor. Ay ya, hakikaten öyle. Ben kendi adıma da aynı düşüncelere sahibim. Benim de parçası olduğum ASICS'in globaldeki bir frontrunner oluşumunun Türkiye takımına sevgili
Ayhan Esen de dahil oldu. Şöyle kocaman bir alkış gelsin. Hoş geldin takıma diyoruz. Tabii siz bu haberi duyduğunuzda belki biraz size geç gelmiş olabilecek ama şu an bu haber geldi. Artık biz de Ayhan'la beraber aynı takımın parçasıyız. Gerçekten bu da benim için bir mutluluk verici. Asics Türkiye YouTube kanalında güzel bir sohbetin daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz maraton ve ötesini koşmaktı. Hepinizin çok sevdiği iki konum bizlerleydi. Sevgili Ayhan Esen ve sevgili Fatih Topçu. Güzel bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz. Bizler bir sonraki Asics Türkiye YouTube kanalındaki bölümlerimizde sizlerle olmak için sabırsızlanıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.